İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 55. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Kerem Ozan Bayraktar'la sokak otları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Konum gerçekten çok ilginç bir konu üzerinde çalıştığı için ben bugün hiç önceden size bilgi vermek istemiyorum. Sokak otları sizde böyle birazcık dursun. Ben o sırada Kerem'i size tanıtayım müsaadenizle. Kerem Marmara Resim Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini de keza Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde tamamlamış. Hali hazırda da Marmara Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dijital imge dersi veriyor. Ağırlıklı olarak animasyonlar, üç boyutlu bilgisayar görselleştirmeleri, maketler ve metinler kullanarak değişim, mutasyon, çeşitlilik ve kopyalamaya odaklanan çalışmalar gerçekleştiriyor. Gezegen morfolojilerinden sokak bitkilerine uzanan geniş bir araştırma alanında yapay ve doğal sistemlerin sınırlarını, döngülerini ve etkileşimlerini yeniden üretmeye ve betimlemeye çalışıyor. Bugüne kadar katıldığı grup sergilerinden birkaçını da sayayım. Colony, Deep Darkness and Splendor, Habitat ve 2015. Ve 6 tane de kişisel sergisi var. Bunlardan 2 tanesi de Rastlantı ve Zorunlulukla, etc. Dedikten sonra, şimdi aslında bugünkü konumuzla ilgili olarak birazcık daha rahat takip edebilmeniz için belki bir yandan eğer şu an bizi canlı olarak izliyorsanız Instagram hesaplarınızda sokak alt çizgi otları hesabını takip edebilirsiniz ya da bakabilirsiniz. Açık herhalde değil mi herkese? Dolayısıyla bugün konuştuğumuz konunun ve sokak otlarıyla ne kastettiğimizi buradan daha iyi göreceğinize inanıyorum. Keza ben de Kerem'i bu sokak otları Instagram hesabı sayesinde gördüm. Daha sonra hemen programa davet ettiğimiz zaman bizi kırmadı, kabul etti. Teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi sokak otları beni şöyle heyecanlandırdı hesabınızı gördüğüm zaman. Bu kadar aslında her gün gördüğümüz, bu kadar yalın, göz önünde bulunan bir şeyi hem akademik hem de sanatsal çalışmalarınızın odağına koymuşsunuz. Evet. Ben de şu anda çalışmakta olduğum, akademik üzerine araştırmalarımı geliştirmeye çalıştığım konular hakikaten hepimizin gündelik hayatında çok sıklıkla kullandığı, hatta hayatımızın şekillenmesinde önemli rolleri olan sistemler. Ama üzerine akademik çalışmalar bir o kadar yok. Hatta üzerine yapılmış sanatsal çalışma da yok. Daha doğrusu üzerinde çok fazla durulmamış bu konular. Sanırım yalın olan ya da gündelik hayatımıza çok karşılaştığımız şeyler çalışmaya değer bulunmuyor diye düşünüyorum bir yandan. Bu da bana ilginç geldi. Sizi bu konuya yönlendiren hikayenin başında bir zaten sizin teziniz var. Ama aynı zamanda bu iki meseleyi birlikte irdelemek isterim. Yani sizi buraya getiren şey neydi? Ve bu kadar yalınlığın içerisinde siz ne görüyorsunuz? Nasıl bir sistem okuyorsunuz? Yani genel olarak galiba bütün entelektüel etkinliklerin doğasında bir basit olandan başlama ve basitten biraz karmaşıklığa doğru gitme meyli var. Felsefe bunu çok yapıyor zaten. Hani filozoflara baktığınız zaman önce işte önündeki masadan başlıyor konuşma. Yani en görebildiği, en basit, burnunun ucunda duran şeyden. Sanatta da çok var. Hep basit olanı biraz hayret edilebilecek halde sunma gibi bir tarafı var sanatın. Ben nereden geldim buraya? İşte bir akademik tezim tarafı var. O tez 1950'lerde böyle biraz temeller atılmış bir alan var. Sistem teorisi diye. Aslında her şey hakkında bir söylem alanı sağlıyor. Dünyaya daha çok sistem modelleri üzerinden bakıp işte girdiler, çıktılar, değişkenler, öğeler. Daha çok nesnelere değil de olaylara odaklanan, bu olayların birbirlerini nasıl etkilediğine odaklanan ve bir yapıda gördüğümüz şeyi başka bir yerde de görebilir miyiz? Ona bakan ve nesnelerin kendisinden çok daha çok davranışlarına bakan bir alan diyebilirim kabaca. Orada da işte bizim öngöremediğimiz karmaşık bir şekilde değişen sistemlerle ilgileniyordum ben. Ama bunu sanatsal bağlamda, sanatın hem kendisinin böyle bir sistem olarak nasıl davranış gösteriyor. İşte sürekli değişiyor değil mi? İşte sanat tarihi boyunca aynı kalmıyor sanat. Bu çatallanmalar, parçalanmalar, kopuşlar acaba bu alan üzerinden değerlendirilebilir mi? Bir de daha spesifik olarak sanat nesnesinin kendisi. Bir mekanın içindeki ya da bir
herhangi bir yerdeki bir nesne bir sistem olarak görüldüğünde ne okuyabiliriz ondan? Hı hı. Bu iki taraflıydı. Bu beni böyle tabii farklı farklı alanlara yöneltti. Sistem teorisinin biraz doğasında şey var, bir ekolojiyle doğrudan bir ilişkisi var. Çünkü ekolojik yaklaşım sistemik bir bakış açısını gerektiriyor. Yani bir bütün olarak algılamak zorundasınız. Siz tek bir canlıya bakarak ekosistemin nasıl çalıştığını anlayamazsınız. Dolayısıyla daha fizik gibi mesela temel bilimlerden ayrıklaşıyor yöntem olarak. Bu yüzden ekolojiyi sadece disiplin olarak değil, biraz metafor olarak da kullanma eğilimi var bende. Hı hı. Herhangi bir şeyin ekolojisinden söz etmek, yani çevresiyle etkileşiminden. Bir bu ayağı vardı. Diğer taraftan kendi üretimlerimde de işte aslında astronomik şeylerle ilgileniyordum. Hı hı. Örneğin son sergimde kaotik bir şekilde dönen bir uyduyla ilgili bir çalışma yapmıştım. Ama biraz işte uzaklara bakıyordum galiba. bitkiler hayatımda vardı fakat onların o aşırı güzel ve böyle zarif oluşları beni biraz onları sanatta kullanmaya şey yapmıyordu, yönlendirmiyordu. Biraz fazla keç geliyorlardı bana daha tabiri caizse. O yüzden hem bitki hem bu karmaşıklık falan derken o sırada da bir işte bir iki sergi oldu. Bizim okulda da çok benim gibi düşünen hocalarım var. Ot diye bir sergi açtık. Devabil Kara isimli resim bölümünde bir bölüm başkanımız var. O sergide bir iş düşünürken ya ben mekana bir şey yapmayayım, bu mekanın dışındaki otlara bakayım derken böyle birden buralara geldim. İşte daha önce ama işte terk edilmiş arabalarla da ilgileniyordum. Yani bir şekilde şehrin içindeki nesnelere bir özel bir ilgim vardı zaten. Böyle bir sürü alan birleşince beni buraya yöneltti. Biraz botanik bilgim vardı daha önceden bitkilerle uğraştığım için. Onlar da bununla birleşince böyle bir alanın içine girdim. Basitlik meselesiyle ilgili olarak tam da o kadar basit ve gözümüzün önünde. Hatta ilk attığım Instagram postunu hatırlıyorum, orada şey demiştim. Tam burnumuzun dibinde duran ama kimsenin umursamadığı bu bitkilerle ilgili bir hesap açacağım, takip eder misiniz demiştim. Eder misiniz? Lütfen. Şimdi aslında biraz önce söylediğiniz bir kelimeyle ilgili şöyle bir sorun var. Terk edilmiş, kenarda bırakılmışlıkla alakalı. Şimdi biz burada ben sizin bu çalışmanızla ilgili Instagram hesabınıza göz gezdirirken bazı şeyler düşündüm. Sonra sizi buraya konuk olarak çağırdıktan ve sizin bizimle paylaştığınız röportajlarınız ve yazınlarınızı okuduktan sonra daha da fazla düşünmeye başladım. Şimdi biz bu program çerçevesinde kent, doğa, sürdürülebilirlik üzerine çok konuştuk. Evet. Genel olarak da zaten yeşil ya da bitki dediğimiz zaman insanların aklına hep yeşil örtü, yeşil bitki örtüsü, kentin içerisinde, özellikle kentsel mekanın içerisinde insanların belirli bir etkileşime girebilecekleri ve belirli metrekarenin üstündeki alanlar ya da sistemler geliyor. Şimdi siz kent ve bilgilerle ilgili, bitkilerle ilgili çalışırken aslında gene sistemi olan ama sisteminin biraz önce sözünü ettiğim yeşil bitki örtüsü kadar rahat okunması, okunamayacak olan, daha parçacılı olarak birbirinden ayrık ayrık gelişmeye başlamış ve ruderal ismi verilen bu sokak bitkileri üzerine çalışıyorsunuz. Şimdi ben bunu düşünürken bir kere burada simbiyotik bir ilişki var dedim. Çünkü kent ve bu ruderal bitkiler arasında bir aldım-verdim ilişkisi var. Birbirlerine bir bağımlılar ve birbirlerinden besleniyorlar. Belki birbirlerinin öz suyunu emiyorlar. O da olabilir. Özellikle bazı bitkilerin nerelerde çıktığını düşünürseniz, özellikle biraz da köhneleşmeye başlamış, uzun süredir bakımı yapılmamış binaların da çatlakların arasından çıktığını düşünürseniz aslında binalara zarar da veriyorlar bunlar. Ya da bazen tarihi yapılara, taşlara zarar da veriyor olabilirler. Dolayısıyla bir yaşam istilası da var. Evet. Ama bir yaşama tutunma mücadelesi de var. Bir de sizin de tarif ettiğiniz üzere bir görünmeyen ama var olan bir sistem var. Şimdi bütün bunları düşündüğüm zaman sözü size vereceğim çünkü ben işin içinden çıkamıyorum. Tamam. Bütün bunlar bende bir düşünce bulutu olarak kafamda çok ilginç bir konu, çok ilginç bir konu diye heyecanlandırıyor beni. Eminim ki sizi
çok daha farklı düşüncelere zerk ediyordur. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii bu sokak bitkileriyle ilgilendiğimizde o geleneksel doğa bakış açısını biraz terk etmek gerekiyor. Hı hı. Ben ona romantik diyorum. Yani hani böyle o figürün doğanın önünde olduğu, hep karşı karşıya konulan, hı hı, insanlığın hep ayrıştığı, hı hı, biraz da teolojik temelleri var onun. Hı hı. Öyle bakmamak gerekiyor doğaya. Doğanın bir defa, eğer doğa diye bir şeyden söz edeceksek, bu bir insan ürünü bir konsept. Ama her yerde doğayı bulmak mümkün. Hı hı. Sonuçta bütün her şey yapıntı da olsa doğadan elde ediliyor, hı hı, doğayla dönüşüyor. Yani kent ve işte doğa diye ayırmamak gerekiyor. Doğa, hı hı, kentin içinde de bir doğa var. İşte bu sokak otları onun bir parçası, sadece bir bölümü. Bu evet böyle çok ormanlar gibi, şelaleler gibi, ovalar gibi kitlesel anlamda büyük olmadığı için biz bunu çok doğa gibi algılamaya meyilli değiliz. Evet. Bir parçalanma var. Tam da ama bu otlar bu parçalanmış doğada zaten büyüyen otlar. Yani tahribata uğrayan yerlerde büyüdükleri için tahribatla iç içeler. Tahribat ekolojide zorunlu bir şey, olmak zorunda. Yani biz sevmesek de, sevsek de tahribat olmazsa doğada hareket olmuyor. Doğal tahribatlar da var. İşte orman yangınları gibi, fırtınalar, seller. İnsanın yaptığı tahribatlar da var. Burada ben hani ahlaki bir şey söylemiyorum. Çok çevreciler kızıyorlar bana. Bir şey söylemiyorsunuz diye mi? İyiliğine ya da kötülüğüne dair bir şey söylemiyorum tahribatın. İlla bir saf tutmanız mı gerekiyor? Evet, tutmam gerekmiyor galiba. Ama insanın hani istilacı bir tür ve gittiği yerde tahribat yaratıyor. Ama baktığımız zaman doğada istilacı canlılar da tahribat yaratıyorlar. Ve bu tahribattan bizim hani iyi olarak tırnak içinde gördüğümüz şeyler de çıkabiliyor. Korkunç şeyler de çıkabiliyor. Oralara çok girmemeye çalışıyorum. Evet, otlar dolayısıyla tahribata uğramış topraklarda çıkıyorlar. İşte çatlayan betonlar, patlayan betonlar, tarihi yapılar, terk edilmiş araziler, inşaat arazileri, arabalar, kaldırım kenarları. Bulabildikleri her yerde yetişiyorlar. Niye burada yetişiyorlar? Çünkü buralarda başka bitkiler yetişemiyor. Bunlar çok esnek canlılar. Yani çok fazla yani ısıya ve toprağın içindeki malzemelere dair çok esnek davranabiliyorlar. Adaptasyon kabiliyetleri yüksek. Çok yüksek, evet. Dolayısıyla birçok bitki yetişemiyor bunların. Buna işte eskiden ruderal diye bir terim kullanıyorlarmış bu bitkiler için. Rubble'dan, yani molozdan geliyor, moloz bitkileri. Bu terimi de ilk kez Berlin'de kullanıyorlar. Çünkü savaştan sonra şehir yıkılınca... bitkiler çıkıyor. Bitkiler çıkıyor ve işte molozlarda büyüyorlar. Ve dolayısıyla yeni bir ekosistemde bir terim kullanmak gerekiyor. Başka ne sormuştunuz? Ben istilacı dedim, simbiyotik ilişki dedim. Simbiyotik ilişki, tabii insanla birlikte varlar bunlar. Örneğin kolonyalist dönemleri hatırlarsak, buradan Avrupa'dan giderken insanlar sadece hastalık götürmediler. Bitki de götürdüler yanlarında, tohumlarını da götürdüler. Çünkü işte insanların yanlarındaki malzemelere sızdı bunlar. Ayaklarının altındaki çamurlarda, atlarının üzerindeki tüylerle birlikte Amerika'ya şeyleri de taşıdılar. Buradaki otları da taşıdılar ve otlar Amerika'yı istila etti. O yüzden mesela Türkiye'de ya da Avrupa'daki doğal diye tırnak içinde tanımlanan otlar Amerika kıtasında istilacı ve hemen yok edilmesi gereken bitkiler olarak sınıflandırılıyor. Bizde de tam tersi. Dönerken de oradan buraya bitkiler getirdiler. Bunların bazıları işte güzel bitkilerdi, domates gibi. Ama ot da getirdiler. Dolayısıyla insanları kullanıyorlar otlar. Ve çok zekice kullanıyorlar. İnsanların göç yollarıyla başka kıtalara sızıyorlar. Onun dışında işte insanların yarattığı tahribat alanlarında büyüdükleri için bunlar daha insan kültürüne çok yakın bitkiler. Yani o şehre ekilen lalelerden çok daha yakınlar bize. Bizim gibi davranıyorlar çünkü. Hareketleri de bizi andırıyor biraz. Benziyoruz bence. Tür olarak. Şimdi galiba ilk defa bu kadar birbirinin içine geçmiş ve sistematik olmayan bir şekilde soru soruyorum ben de. Çünkü sokak otları galiba doğası gereği benim sorularımı oluştururken de benim beynimin içerisinde yarattığı düşünce fırtınaları buna yol açmış. Şimdi fark ediyorum size sorarken. Anladığım kadarıyla, tabii ben bu konunun araştırmasını yapmadım ama ziraatle uğraşan ya da peyzaj tasarımıyla uğraşan bilim dalları ya da
profesyoneller için bu bitkiler dışlanmışlıkla, ötekileştirilmişlikle alakalı bir yandan. Ama sizin biraz önce tarif ettiğiniz gibi yıkılmış ve harap olanın içerisinde, hatta molozun içinden dolayısıyla terk edilmişlik, ötekileştirilmiş, dışlanmışlığın içerisinden yeniden hayata girmek var. Dolayısıyla hem dünyaya geldikleri, dünyaya pencere açtıkları yer, bizim kentte dışladığımız, ötekileştirdiğimiz, dikkat etmediğimiz, artık harap halde bırakmaya terk ettiğimiz yerler, hem de bitkiler çıktıktan sonra da aslında aynı terk edilmişliğe ve dışlanmışlığa hem kendi türü içerisinde maruz kalıyor, hem de gene bizler tarafından maruz kalıyor. Ve belki gene izleyenlerimizden bu arada birileri açıp bakmaya başlamıştır bile. Sizin en son koyduğunuz gönderide Instagram'daki gönderilerin altında da bilgiler paylaşıyorsunuz, paylaştığınız bitkiyle ilgili olarak. Mesela orada ben fotoğrafına bakıp asla tanıyabileceğim bir şey değil ama siz diyorsunuz ki bu bitki 7 yıl boyunca patates yemeyen, büyük kıtlık sırasında 7 yıl boyunca patates yemeyen İrlandalıların hayatta kalmasını sağlayanlardan bitkilerden bir tanesi. Hardal. Şimdi oysa ben buna ot deyip geçip gideceğim. Tabii bu otları tanımam bilmem gerekir mi bir kentli olarak? Yoksa hani herhangi bir Ayşe'nin, Ahmet'in yanından geçerken onları tanımadığım gibi yanlarından geçip gitmem aslında çok doğal ve olağan bir şey mi? Biraz önce dediğiniz gibi birbirimize benziyoruz biz madem bu bitkilerle. Belki sadece aynı kentin havasını soluyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Çok soru sordunuz. Evet, hep öyle yapıyorum değil mi? Şimdi ilk olarak bu tarım meselesi, şimdi bu terimler işte doğal, yabancı, egzotik, yeni, istilacı, işgalci, agresif. Terimleri biz koyuyoruz. Yani doğada böyle bir şey yok. Her canlının bir şeyi var yani. Bir kere biz istilacıyız ve işgalciyiz değil mi? Tarım bir tahribat. Yani doğal bir tahribat yapıyoruz biz bir yere tarım arazisi inşa ettiğimizde. Her ne kadar biz tarıma çok pozitif anlam yüklesek de aslında doğada bir tahribat yaratıyoruz. Evet. Tahribatın olduğu yerde de ot büyür. Yani dolayısıyla orada otlar büyüyor. Ve ciddi tarım alanlarına zarar veriyorlar bunlar. Hatta bazı bölgelerde tarımı bıraktırıyorlar insanlara. O kadar büyük hasarlar veriyorlar. Azarlarsa azıyorlar yani anladığım kadarıyla. Evet ve bazıları işte tarım ilaçlarına şey kazanmış artık, direnç kazanmış. Tohumları kolay kolay yok olmuyor. 50 sene hayatta kalabilenler var. İşte çok soğuğa dayananlar var. Dolayısıyla çok başa çıkamıyoruz zaten aslında. Hani onları böyle pasif canlılar gibi görmemek gerekiyor. Bıraksak bizi yok ederler. O yüzden yeni korku insanların filmi teması. Da onlara karşı savaşmasını şey görmüyorum. Tuhaf bulmuyorum açıkçası. İnsan da kendi türünü hayatta tutmaya çalışıyor. O da otla savaşıyor o yüzden. Gene burada taraf tutmamak daha iyi. Çiftlik hayvanlarına da zarar veriyorlar tabii. Zehirleyebiliyorlar vesaire. Bir sürü. Ama işte ot yani weed daha İngilizcesi. Yanlış zamanda, yanlış yerde olan bitki demek aslında. Yani nerede olduğu çok önemli bir bitkinin. Onun zarar verip vermediği çevreye. Yani şehirde mesela oranın biyoçeşitliğini yok ediyor mu bitki gerçekten? Bunu açıkçası ben şehir planlamacılarının ciddiye aldıklarını düşünmüyorum. Böyle bir şey yapmıyorlar İstanbul'da. İşte lale ekiyorlar. Yani oysa ki o bitkinin muhtemelen oraya laleden daha çok faydası var. Hem de ekonomik anlamda da çok az. Maliyeti belki hiç maliyeti sıfıra yok hatta. Yakın. Evet. Çok az değil, sıfır. Dolayısıyla belki onu orada bırakmak ya da mevcut peyzajın içine karıştırmak mümkün olabilir. Var böyle uygulamalarda. Biraz ben oralarda işte taraf tutuyorum. Yani bu şekilde maliyetli, gereksiz, estetik harcamalar yerine bunları işin içine alan, bunlar zaten buradalar. O zaman bunlardan hani birlikte nasıl bir şey kullanırız? O tip peyzajlar meselesi var. Diğer son sorunuz hani otları tanımak gerekli mi? Bu da biraz herhalde kişisel bir şey. Yani tanımasak da olur varlar. Aslında dediğiniz şekilde düşündüğümüzde ben meslek insanı olarak tanımam gerekir galiba. Çünkü kentin içerisinde peyzajı zorla bir yere angaja etmeye çalışmaktansa zaten hali hazırda oraya çok daha kolay adapte olabilecek bir ot örtüsünü geliştirmekle ilgili yani, düşünce tahayyülü geliştirebilmem için aslında benim tanımam, meslek insanı olarak tanımam belki. Evet, mesleki belki. Yani bir takım uzmanların mutlaka bilmesi gerekiyor. Yani
tabii ki biyologlar, işte çevre bilimciler, peyzajcılar, şehir bilimcilerin mutlaka bence bilmesi gerekiyor. Çünkü o şehir ekosisteminin çok ana öğelerinden birisi bunlar. Yani hem ekonomik etkileri var, hem insan sağlığına etkileri var. Zaten bilinmesi gerekiyor yani. Siz bu çalışmayı yaparken tabii aklınızda muhtemelen ileri aşamaları ile ilgili bir kurgu yapmışsınızdır diye düşünüyorum ama ben sizin Instagram hesabınıza baktığımda daha da gelişecek bir kent ansiklopedisi gördüm. Mobil bir uygulama gibi işte bitkiye bakıp fotoğraflardan evet bu bitkiye benziyor deyip altında da sizin yazdığınız bilgiyi okuyunca aslında bir nevi bir sokak müzesinde hali hazırda benim elimin altında sizin sunduğunuz Instagram hesabı daha da geliştiğinde sanırım böyle bir yere doğru da gidebilir. Tabii bu benim şeyim. Çok sizin aklınızda hiç böyle aslında bir şey var mıydı ama. Biraz şey yani ansiklopedik hale getirmemeye çalışıyorum. Benim bir küçük bir veri tabanım var. Ama ben hani gördüğüm zaman hatırlayayım, biraz ezberleyeyim, tanıyayım diye. Onu belki hatta yakında paylaşacağım da. Ama uzun vadede kesinlikle benim şey amacım yok. Zaten arşivciliği hiç sevmiyorum. Yani o yöntemler de bana çok böyle şeyi çağrıştırıyor. Eski böyle 19. yüzyıl, hadi her şeyi sınıflandıralım. Evet, yani ben bakın böyle canlılar da var. İşte bunlar da bizim arkadaşlarımız tadında bakıyorum. Tabii sanatsal kısmı benim daha çok ilgimi çekiyor, bilimsel tarafından çok. O da bunların nasıl formlar ortaya koyuyorlar. Yani işte spontanlik ne demek, bir şeyin geçici olması ne demek. Bizim yaptıklarımız hep tam tersi düşünecek olursan, sanatta da öyle. Yani hep kalıcı, değişmeyen, statik. Yani böyle çok birbirine zıt ve gerek niye öyle yaptığımızı da çok kafamı karıştıran meseleler. Bunların bu organik hareketinin kendisini başka başka alanlarda kullanmak mümkün tasarımda, sanatta. Yani o formun kendisi benim daha çok ilgimi çekiyor aslında. Hali hazırda mesela bize tarih vereceğiniz, şöyle bir şey yapacağım diyeceğiniz bir şeyler var mı? Yani bir takım işte diyagramlar yapıyorum ben şimdilik. Orada biraz bu ilişkileri hala görselleştirmeye çalışıyorum. Hala illüstrasyon aşamasında çok nesneye dönüşmüş değil. Ama bunu yapan sanatçılar olduğunu düşünüyorum. Yani bu tip formlarla ilgilenen sanatçılar var bence. Bir son sorum daha var. Web sayfanızda keremozanbayraktar.com. Doğru mu? Gene belki izleyicilerimiz de ilgilenir, bakarlar diye söylemek istedim. Yasemin Ülgen ile yaptığınız bir röportaj var ve orada şöyle bir cümle kurmuşsunuz. Oradan ben tabii gene aklımda bir sürü fikirler uçuştu. Şehrin içinde farklı ışık, nem ve ısı alanları iç içe geçmiş onlarca mikrosite var diyorsunuz. Şimdi ben bunu tabii bir plancı bakış açısıyla okuduğum zaman dedim ki sokak otları aslında çok ilginç bir parametre. Benim kentin içerisinde farklı nem, ısı alanları, ışıkla ilgili şeyleri ölçümleyebileceğim. Çünkü hangi ot nerede çıkıyorsa, evet adaptasyon yetileri çok yüksek. Ama bir noktada da orada hardal mı çıkıyor yoksa öbür ot mu çıkıyor, bir şey fark ettiriyordur muhakkak diye düşündüm. Dolayısıyla acaba bu otların mekansal ağlarının bir haritalaması yapılabilir mi? Buradan yola çıkarak daha ilginç sonuçlar izleyebilir miyiz? Ya da sizin dediğiniz gibi bu bitkiler de göç ediyorlar. Belki ayakkabımızın altında göç ediyorlar. Belki bir tekerleğin, çentiğinin içerisinde geldiler buraya. Belki bir atın tüylerinin arasında geldiler binlerce kilometre. Acaba bunu böyle geri izleyerek onların bir bitkinin yolculuğunun haritalanması mümkün olabilir mi? Ya da böyle çalışmalar yapılmış mıdır? Ben hiç bilmediğim için aklıma bunlar geldi. Bu sizin cümlenizden. Evet, geçtiğimiz yıl bir makale okumuştum. Orada şeyde İngiltere'deki kuş fosillerinin kanatlarından ki karbon miktarından 19. yüzyılda hangi şehirde ne kadar kömür tüketildiğine dair bir bilgi çıkarmışlar. Çok ilginç. Yani ya. Şöyle bir şey var. Her canlı bir tür bir veri kaynağı aynı zamanda. Bir müze. Evet, biz bir müzeyiz. Arşiv. Topluyoruz çünkü çevreden enformasyonu topluyoruz. Nasıl analiz ettiğimize bağlı olarak da o enformasyonu almak mümkün. Dolayısıyla biz sadece hani gösterge okumuyoruz, biz kendimiz de birer göstergeyiz ya başka canlılar için de. Evet. Bir canlı da bizim dünyamız için gösterge olabilir. Doğru. Otlar da böyle. İşte siz şeyden bahsettiniz, eski yerlerde çıkıyorlar. Yani terk edilmiş yerlerde çıkıyorlar, ötekileştirilmiş yerlerde çıkıyorlar. Şimdi ötekilik
sosyolojik bir kavram. Hı hı. Ve aslında hani otlarla ilgisi olmayacak gibi düşünüyoruz ama o ilişkiyi kurmamıza izin veriyor. İşte hı hı. hangi alanın içine o otu alıp okursak hı hı. biz oradan bir takım bilgiler sunuyor. Ben şimdi işte Berlin'de bir burs kazandım. Oraya da böyle bir proje önerdim. Aslında sizin sorduğunuz soruya cevap olabilir. Bu şehrindeki otlardan savaşa ve tarihe dair geçmişe yönelik bir okuma yapılabilir mi hı hı. gibisinden bir şey. Sadece bugünün çevre şartlarını değil, hı hı. geçmişi de bence okumak mümkün. Hı hı. Sadece ot için geçerli değil ama bu bence herhangi bir şey için hı hı. Veri kaynağı olabilir. Ne zaman başlıyor çalışmalar, ne zaman bitiyor, Temmuz'da, biz ne zaman konuşuyoruz? Temmuz'da gideceğim ben. Bir aksilik çıkmazsa işte Ocak'ta da 6 ay orada kalacağım. Hı hı. Sadece ot. Bir sene sonra bu sorunumuzun gideceğim. Yanıtı ortaya çıkmış olacak gibi evet, belki de. Evet, yani biraz daha artık bunlar nesneleşmiş hı hı. şeylere dönüşecektir. Heyecanla bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz, bizimle bu ilginç hikayenizi paylaştığınız için. Ben sokak otlarını heyecanla takip etmeye devam edeceğim. Ümit ediyorum ki bugün bizi izleyenlerin arasında da merak uyanmış ve onlar da izlemeye başlamışlardır bile. Benim atladığım, sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Yani çok konu var tabii ama zamanımız yok galiba. Yani, yok zamanımız daha 5 dakikamız var isterseniz. Yani sizin eklemek... varsa spesifik merak ettiğiniz bir şey yani değinebilirim. Benim dediğim gibi ilk defa bu kadar düşüncelerim o kadar birbirine girmiş ki sorularımı yazmış ve not etmiş olmama rağmen hepsi iç içe geçmiş. Dediğiniz gibi bir soruyla 10 soru soruyorum. İlk defa başıma geliyor. Yani burada galiba gene şey vurgusunu yapabilirim. Benim için o önemli. Yani doğayı böyle idealize etmemek gerekiyor. Hı hı. Doğanın her yerde olduğunu anlamak gerekiyor ve çevre duyarlılığını ve çevreciliği de neyin üstünden kuracağımızı bu ölçüde belirlemek konusunda sokak otları bence kafa karıştırıcılar. Evet. Benim kafam karışmış. Zararlılık, doğal ya da başka çevresindeki bitkilerle o otun ilişkisi hı hı. çok taraflı davrandığımızı düşünüyorum. O yüzden bütün bu kavramları yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet. Özellikle doğallık, yerellik, egzotiklik hı hı. gibi meseleleri ve doğayı kesinlikle idealize etmeden hani burnumuzun ucundaki doğaya bakmak gerekiyor galiba. Gerçekten iç sorgulama süreci yaşattı bana sokak otları. Teşekkür ediyorum ama zaten herhalde sanatsal bir çalışma olarak da bir noktada ulaşmak istediğiniz şeylerden bir tanesi budur diye düşünüyorum. Her ürettiğiniz evet. ürünün izleyicisinde başka bir soru işareti yaratıyor olması ya da başka bir şey evet. düşündürebiliyor olması. Öyle ben. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gelecek hafta 29 Nisan Pazartesi günü saat 18'de Mekan ve İnsan'ın 56. bölümünde Nilgün Çolpan Erkan'la Büyük Kent'te Yaşlı Olmak üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.